Herkese merhaba arkadaşlar, ben Şina. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz ya da daha önce gelip abone olmadıysanız hemen şimdi abone ol butonuna tıklayıp abone olup destek olabilirsiniz. Bugün sizlere çok çok basit bir şekilde tırnaklarımıza ve doğal bir şekilde nasıl French yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi o kadar basit ki bu işlem, yani öyle böyle değil, basitliği. Şimdi şöyle göstereyim size. Bu Eclipse'in bir French kalemi. Yani ojelerin olduğu kısımlarda falan var, yani hani nasıl söyleyeyim, askıda falan duruyor. Şu şekilde çalkalıyorsunuz ve ben tırnak altlarıma yapıyorum. Hani normal eskiden tırnak kalemleri falan oluyordu ya, işte bu birazcık daha kalıcı versiyonu. Bu şekilde hani şöyle tırnaklarımı göstereyim size. Şöyle bunlar benim normal tırnaklarımın normal hali. Tabii ki parlatıcı falan var. Şöyle alt kısmına şu şekilde katman halinde geçiyorum. Ay, gerçi tırnaklarım biraz fazla uzun olduğu için biraz dikkatli olmam lazım. Şöyle birazcık daha, yani gördüğünüz gibi hani biraz daha beyaz bir hal alıyor. Yani ışıktan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şuna sürdüm. Mesela şu birazcık daha sarımsı, biraz daha beyaz oldu. Yani eğer doğal bir görüntüyü seviyorsanız, aynı zamanda bakımlı durmasını istiyorsanız bence kesinlikle böyle yapın. Çok güzel oluyor çünkü. Hem doğal duruyor, ay. Hem doğal duruyor hem de bakımlı. Bu şekilde. Yani tırnak üstlerime hiç denemedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama çok çok güzel. Ben niye böyle sandalyeden kalktım? Keşke kamerayı yakınlaştırsaydım. Neyse, o kadar önemli değil. Ben şimdi size göstereceğim. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten böyle çok taze, böyle nasıl söyleyeyim, çok güzel bir görüntüsü oluyor böyle tırnaklarınızın. Taze, güzel, bakımlı ama birazcık da daha doğal duruyor yani. Çok güzel oluyor. Siz kadınlar ne kazık çizdim ama. Çok güzel duruyor bence ya. Şu küçük parmağımı da süreyim. Evet. Ben sağ elimi kullandığım için sağ elimin tırnakları daha çok kırılıyor. Şöyle bir bakar mısınız? Şu zaten şu üçü çok kırılıyor. Hani en çok işleri bununla yapıyoruz ya. Şu diğerleri işte işte. Bunlar da kırılıyor gerçi de. Üstten böyle katman haline geliyorlar. Çok saçma. Yani bu şekilde. Birazcık şuralarınıza falan bulaşıyor. Oraları normal bir kulak çubuğuna. Normal bir kulak çubuğuna birazcık aseton dökerek temizleyebilirsiniz. Çünkü normal böyle elle kalkan bir şey değil bu. Böyle kalıcı bir şey. Bayağı hani normal oje gibi düşünün. Öyle bir şey. Çok güzel. Kesinlikle bence elinizin altında olması gereken bir ürün. Yani eğer erkek arkadaşınız işte oje yapma falan filan diye bir tipse. Ben o tipleri sevmiyorum ama her neyse işte. Öyle bir tipse ve siz de ona özen gösteriyorsanız, onu seviyorsanız, kırmak da istemiyorsanız, aynı zamanda elleriniz de bakımlı olsun istiyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Çok güzel oluyor bence. Yani bu ürüne gerçekten parmaklarınız çok güzel olacak. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu videoyu izlemesi gerektiğini düşündüğünüz eşiniz, dostunuz, arkadaşınız varsa videomun linkini onunla paylaşmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.